Merhaba, ben Kibi. Yanımda da Sociable var. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Şey yapsana ya, firavunu yapsana yine. Onu yaptık ya daha. Olsun, bir daha yap. Ya Mısır'da, valla Mısır'a falan yanlışla gitsem linç edecekler. Gülümse çekiyorum dediler. Gülümsedim, çekemediler. Güzeldi. Onlar da tehlikeli değil bence. Ben iyi bir isim vermek zorunda olduğum için. Çok iyiydi. Evet. Bayağı iyiydi. Kırfın. Speed 2'de şampiyon olursak Ascension'ın Türkiye Ligi'nden daha kolay olacaklarını düşünüyorlar mı? Ha doğru, sen çekiyorsun, doğru. Öyle bir sıkıntı. Ben yenerim o zaman. Evet, sen yenersin, kaybederim. Burayı ya aşan kim olursa olsun bence partnerliği alır ya. Bana öyle geliyor yani. Ama biz alacağız. Sorular var. Soracağınız sorular. Aa, bakalım bakalım. Şunu aldım. Bu sene kesin partner miyiz? Ben hayırlısı diyorum o zaman, benim cevabım. Ultras Flux. Yani bence TR liginden çıkabilirsek bence şampiyonuz ya. Partnerliği alırız. TR'ye Can Özcan. Soji'ye mik the grow shit du demiş. Soru değil. Çekiyor mu o zaman burada bir tane daha? Esat Oğur. Volkan'a sorum. Duelist oynamayı özledi mi? Kivi'ye sorum ise bazı maplerde kullandığı farklı ajanlarda en zorlandığı şey ne oldu? İlk sen söyle istiyorsan. Ben özlemedim. Özlememiş. Kivi'ye sorum ise bazı maplerde kullandığı farklı ajanlarda en zorlandığı şey ne oldu? Bunu ben şimdi söyleyemem ki. Ajanı söyleyemem ama farklı ajanlarda evet zorlandığım şeyler oldu. Ama hızlı bir şekilde fix edeyim düşünüyorum. Attım da burada. CH Perman Alt-77. Tabi her takım zordur. Kendinize zor gelen takım hangisi? Yani... Hangisi? Zor gelen takım ismi vermek saçma olur ya. Çünkü güçlü gördüğümüz bir takımı çok rahat yenebiliyoruz. Ya da rahat kazanırız diye düşündüğümüz maçlarda zorlanabiliyoruz. O yüzden takım ismi veremem. Hop aldım bir tane. Hasan Yanardağ 21. Kim daha iyi entry? Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi misal. Kim daha iyi? Yani... Yani kimi daha iyi? Benim cevabım. Yani buna iyisi ben kötü... Ben daha iyiyim de. Yok, onu demem ama... Yani... Bence o da oynasa o da iyi olur. Ben de oynasam ben de iyi olduğumu düşünüyorum. Yani ikimiz de aynı olabiliriz ya. Ben aynı olduğumuzu düşünüyorum bence. Senin tecrüben benden daha fazla hatta, öyle diyebilirim. Yedim. Cevuz. Kivi'nin permanentliğe geçmesi nasıl bir etki sağladı takıma? Yani nasıl bir etki sağladı? Yani... Yani perma oynamadan da yani Kivi'nin fade oynadığı map'ler vardı işte ilk geldiğinde falan. Hı-hı. O zaman da okeydi bence. Hani geçtiği zaman nasıl oldu? Belki oyun tarzımız daha böyle oturmuş olabilir. Oyun planımız. Belki. Evet, garip bir soru. Bence de öyle ya. Yani onun da etkisi oldu. Çektim. Observitch. Split bir başı Soshi'ye bir izde kendini yoruya koyup Kivi'yi sobaya koyunca ortamda ne kadar küfür döndü. Ben bunu Twitter'da görmüştüm. Yani ben kendini yoruya koymak falan ilk defa duydum kelimeler. Kendimi yoruya koydum. Kendini yoruya koydum. Kivi'yi de sobaya koyduk. Ama bunları biz belirlemediğimiz için küfür dönmedi arkadaşlar. Evet. Garip olmuş. By Herb 5. Ascension'daki takımları bir gözden geçirmişsinizdir. Sizce en tehlikeli takım hangisi? Hmm, tam senlik bir soru gelmiş bu arada. Maçta yani gözden söyleyeyim. Geçirdik. Zaten scrimlerde onlarla oynuyoruz. En tehlikeli takım hangisi ya? Sen bileceksin. Sen maçları izliyorsun çok fazla. Yani Apex diyeyim de onlar da tehlikeli değil bence. Ben iyi bir isim vermek zorunda olduğum için. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Gaza geldi. Hurkoli, Soshi ilgili olmaya alıştı mı? Kendisini rahat hissediyor mu? Kivi şu an kendini yüzde olarak ne kadar formda görüyor?
İlk şeye sen cevap ver istiyorsan. Alıştım. Yani rahatım. İlk başladığımda da rahattım zaten. Kiwi şu an kendini yüz olarak ne kadar formda görüyor. Yüzdelik bir form mu oluyor? Yani öyle bir şey mi var? Hani bu formda şu an yüzde böyle oynuyorum. Bilmiyorum, garip bir soru. Buna cevap veremem ya. Bu saçma olmuş bir tık. Onurcan.Erdoğan. Ascent Mid'de kapışsalar kim ana? Bilmiyorum, benim Ascent Mid'de Python iyidir. Ben birebir de çok kötüyüm ya. Birebir de beni herkes yenebilir. VS'lerde. Ben oyun. Yenerim o zaman. Evet, sen yenersin. Kaybederim. Steve Mert, Sociable genelde kendi oyunumuzu oynarsak yenilmeyeceklerini söylüyor. Ama her zaman olmayabilir. O yüzden rakibi antileyecek şeylere veya rakibi analiz yapıyor muyuz? Yeni metadaki değişiklikleri beğendiniz mi? Sana gelmiş soru. Senin zaten çektiklerin de bana geliyor. Evet, ben anlamadım. Ben bütün... Yani kendi oyunumuzu oynarsak yenilmeyeceğimizi söylüyorum. Evet, ama rakibi de antilemeye çalışıyoruz. Sadece bütün oyun planımızı rakip antileyelim diye kurmuyoruz. Zaten bizim hani güçlü bir oyunumuz var. Yani Manchester City mesela dünyanın en iyi takımlarından biri ve her zaman kendi oyunlarını oynuyorlar çıkıp. Yani biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani rakibi antilediğimiz ufak tefek şeyler olabiliyor. Yeni metadaki değişiklikleri beğendik mi? Onun dışında... Yani ben Viper Nerf'ünü beğendim. Bence mantıklı olmuş. Ha doğru, sen çekiyorsun, doğru. Swixcat, QTQ. Bu nasıl nick? Nasıl aynı takımda oldu? Yani güzel oldu. Bence de bayağı iyi oldu ya. Yani şu an zaten... Yani diğer tier 1 takımlarda işte NA'da, EMEA'da ya da Asya'da falan da iki duelistin oynayıp birinin farklı bir şey oynadığı çok takım var. Var. Onlar da iyi yani. Bunlar da bayağı iyi oynuyor. İyi bence. Bu ne lan? İçine girmiş bu. Sincap. Praglar, maçlar dışında Gaming House'daki uyum nasıl? Oyun dışı GH'deki vakitler nasıl geçiyor? Uyum gayet güzel. Hani evdeki uyum. Bazen uzun süre kaldığımız zaman anlaşmazlıklar oluyor. Atıyorum klima olsun, şu olsun. Onun gibi küçük şeyler olabiliyor ama oyun dışında da GH'de vakit akşam dışarı çıkıyoruz beraber. Ben genellikle gelmiyorum. Bana kızıyorlar. Daha çok evde bilgisayar başında vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Başka? Paintball'a gidiyoruz. Ben gitmiyorum. Ben değilim. Öyle buna... Güzel geçiyor ya bence de genelde. Kaliteli vakit geçiyoruz diyebilirim ya. Beraber olduğumuz zaman. Rox 23. Eğer Speed 2'de şampiyon olsak Ascension'ın Türkiye Ligi'nden daha kolay olacaklarını düşünüyorlar mı? İlk sen cevap ver, sonra ben cevap vereyim. Bence olacak. Bence Türkiye Ligi bayağı iyi bir seviyede zaten. Evet. Diğer liglere göre. Bence dediğim gibi ilk başta da cevaplamıştım. Burayı ya aşan kim olursa olsun bence partnerliği alır ya. Bana öyle geliyor yani. Ama biz alacağız. Güzeldi. İyiydi. Halil, yine mi sen? Sociable'a kolundaki dövmelerin anlamı var mı? Cümle böyle, ben yanlış okumadım. Kolundaki dövmelerin anlamı yok. Yani sadece bir şarkının ismi var. Everybody dies in their nightmare. O. Ama çok anlam yüklediğim bir şey değil. Zafer Güngör. Hanginiz daha iyi duelist oynuyor? At ya. Zafer Güngör. Zafer Güngör. Ömer 3K. 777 gibi manifestlerin var mı? Soji'ye yok. 444 var. Son. Boş bir insanın gün... Ne? Ha, boş bir insanın günlüğü. Oyunda kullandığınız isimlerin bir anlamı ya da anısı var mı sizde? Yok, benim klavyenin Q, W oradan geliyor. Başka bir şey yok. Benim de yok. Senin var ya. İngilizce sözlükten mi? Sosyal yani. Abi. Bu kadar. Başka bir şey... Başka soru var mı? Başka yok. Kır şunu. Sorular çok kötüydü. Sorular var. Soruları... Sosyal medyadan gelen soruları yanıtladık bugünkü videoyla.
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorular çok kötüydü. Biraz kendinizi geliştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Gülümse dediler. Gülümse çekiyorum dediler. Gülümse çekiyorum dediler. Gülümsedim çekemediler. Gülümsedim çekemediler. Simile tomilfe. Gülümse çekiyorum dediler. Gülümsedim çekemediler. Simile polife.